O zaman günün son oturumundan herkese merhaba. Öncelikle ekip arkadaşlarımı gerçekten tebrik ediyorum. Çok akıcı ve keyifli bir şekilde anlattılar bildiklerini. Mutlaka faydalanan kişiler olmuştur diye düşünüyorum. Yani hem yeni başlayanlar hem de daha ileri seviyede olup açık noktası olanlar için faydalı etkinlikler olduğunu düşünüyorum. Ben kimim? Ondan da başlayalım bu arada. Ben Bahar Durmuş. 10 yıldır sektördeyim. Bu 10 yılın içerisinde 3 farklı firmada çalıştım. İki tanesi eğitmen ve danışman olarak görev yaptığım firmalardı. Microsoft partneri olan firmalar. Bir tanesi bir bankada, yani müşteri tarafında bir 3 yıllık deneyimim var. Bu 3 yıllık deneyimin içerisinde de Microsoft partneri bir firmada freelance olarak eğitim hayatım devam etmiş oldu. Hep aynı alanda hizmetler sunduk aslında. İlk olarak Microsoft Office tarafından Türkiye'de bildiğimiz bütün neredeyse kurumsal firmalara eğitimler verdim. Danışmanlık hizmetleri yaptım. Binlerce kişi aşmıştır diye düşünüyorum bugüne kadarki eğitimler. Arkasından Microsoft'un yeni vizyonuyla beraber, yani ilk olarak Power BI ile, sonra Power Apps, sonra Power Automate ile değişen bir dünyanın içerisinde biz de evrim geçirdik ve Power BI, Power Apps ve Power Automate danışmanları olarak hizmet vermeye devam etmiş olduk. Bu platformlar aslında yeni değil. Yani neden biz bu alana kaydık? Çünkü zaten Excel'in içerisinde Power Pivot, Power Map, Power Query gibi eklentiler vardı. Ya da Microsoft'un az önce kızların bahsettiği işte SQL'in raporlama tarafları vardı. Ve bunlar şu anda bizim kullandığımız bu Power Platform teknolojileriyle aynı altyapıyı kullanıyorlar. Yani aynı, örneğin DAX diye bir dil var. Onlarda da aynı dil var. Şu anda da aynı dil kullanılıyor. Dolayısıyla aslında çok yeni bir yüze sahip, fakat önceden aşina olduğumuz teknolojilerden bahsedeceğim ben burada. Neden özellikle pandemi sonrası öne çıkan teknolojiler etkinliğinde ben de yer alıyorum? Çünkü bu zamana kadar biz zaten Power Platform'un ne kadar çevik bir platform olduğunu, kurumsal firmalarda ne kadar hızlı dijital dönüşümleri sağlayabileceğini herhalde son 7 yıldır ben firma firma gezip anlatıyorumdur. Ama daha öncesinde az sonra sayacağım şeylerin en çok maliyet kısmının minimuma inmesiyle ilgilenirken insanlar, şimdi bu platformun bütün özellikleri günümüzle birebir örtüşüyor. Yani hani biz burada sunum başlığında da göz açıp kapayıncaya kadar dijital dönüşüm dedim. Ben bunu normal toplantılarda da kullanıyorum. Biz gözümüzü açtık, kapattık ve Türkiye'de pandemi ilan edildi. Ve bir anda bir şeyler değişmiş oldu hayatımızda. Bir anda evlerimize geldik, bir anda evden çalışmaya başladık. Ama elimizdeki teknolojiler bir anda evrilecek kadar iyi teknolojiler değildi birçoğumuz için. Çoğu firma için teknoloji tarafı, çoğu firma için diyorum, tamamı için demiyorum ama günü kurtaran teknolojiler ya da çok önceden çok büyük maliyetlerle yapılmış, şu an birçok departmanın ihtiyacını karşılıyor. Yeni şeyler onun üzerine yapılamaz tadında şeylerdi. Ama günümüz en başta sabah Çiğdem Hanım'ın da dediği gibi en iyi yapan değil, en hızlı dönüşebilenin günü. En hızlı adapte olabilenin günü. Ve biz sabahını uyandığımızda, benim Microsoft Teams videomu belki izleyenler olmuştur. İşte bir gecede Microsoft Teams videosu çektik. Çünkü o günün bir gün öncesinde pandemi ilan edilmişti, bir iki gün öncesinde. Ve onlarca firmadan biz Microsoft Teams'e çok hızlı geçmeliyiz. Bize nasıl destek olabilirsiniz, eğitim verebilir misiniz ya da videolarınız var mı, video çekebilir misiniz diye talep geldi. Yani bir gecede bir şeylerin değişmesi gerekti firmalarda. Peki Power Platform burada bize ne kadar uyum sağlıyor ve biz aslında bu sunumda Power Platform'la neler yapabiliyoruz? Bunları bir görelim. Özellikle demo yapmayacağım. Çünkü demo dediğimizde dikey bir şeye odaklanmış oluyoruz. Bunu zaten ben sık sık yapıyorum ücretsiz eğitimlerde. Burada son zamanlarda bana çok fazla şu soru geliyor. Muhtemelen Mustafa hocalara da aynı sorular geliyordur. Power BI neler yapabilir? Power Apps neler yapabilir? Biz bu iki ürünle neler yapabiliriz?
diye sorular geliyor. Ya da bir tane bir şey senaryoları var. Bunu bunlarla yapabilir miyiz diye geliyor. Yani aslında büyük bir bölüm çoktan Power BI'yı ve Power Apps'i tanımış ve senaryolarını uygulamaya başlamışken, yani biz onlarca proje yaptık sahada bugüne kadar, belki yüzü geçmiştir. Ama bir bölümde henüz bu platformun değerini henüz anlamış değil. Daha çok burada onları tanıtmak istiyorum. Şimdi göz açıp kapayıncaya kadar dijital dönüşüm dediğimizde aklımıza ne geliyor? Aslında kızların da saydığı bu işte Agile, Scrum falan onlardan bahsettiler ya. Hızlı development. Yani çok hızlı analiz edilmesi gerekiyor ihtiyacın ve çok hızlı bir şekilde geliştirilmesi gerekiyor. Şöyle düşünün. Sizin bir ihtiyacınız var. Mesela firmalar şöyle basit bir ihtiyaçla geliyorlar. Biz her gün insanların kiminle görüştüğünü düzgün bir yere kaydetmek istiyoruz. Hani bu vibrasyon mu ne öyle bir şey diyorlar ya şu anda. Geriye dönük kimlerle etkileşim halinde olmuş, ofise gelmiş mi bu kişi? Son 14 gün diye baktığımızda kimlerle görüştüğünü takip edebilelim diyorlar. Şimdi ben böyle bir şeye desem ki onlara, evet biz bunu yapabiliriz 1,5 ay sonra. İşte bunun UI var, işte bunun mobil uygulamasının geliştirilmesi var falan desem, 1,5 aya bunun belki de önemi kalmayacak. Yani onun önemi bu hafta içerisinde, hatta bu haftadan da kısa birkaç gün içerisinde bitmiş olması. O yüzden hızlı development daha önce olmadığı kadar önemli. İkinci bölüm şu. Şimdi yepyeni bir şey tasarlayabilirsiniz. Bir de bazen şöyle durumlar var. Diyor ki benim zaten işte bir ERP programım var. Desktoplardan bugüne kadar çok rahat kullanılıyordu ama insanlar şu an işte bir kısmının, örneğin satışçıların desktop uygulamasında yetkileri yok. Bunun mobilini yapmamız gerekiyor. Yani sıfırdan oluşturduğumuz kadar var olan altyapılarla uyumlu şeyleri de oluşturabilmeliyiz. Bunlar database'ler olabilir. İşte bunlar örneğin işte helpdesk çözümlerinin mobillerinin geliştirilmesi olabilir. Devam edecek olursak şimdi biz öyle bir şey yaparız ki adminler olarak harika buluruz ama son kullanıcıya anlatmak derde dönüşebilir. Böyle de olmamız gerekiyor. Çünkü son kullanıcılarımız artık elimizin altında değil. Hadi toplanın odaya işte bir saat anlatalım değil. Ya Teams toplantıları yapacağız ve Teams toplantılarında anlayabilecekleri kadar da güzel uygulamalar yapacağız ki hızlı bir adaptasyon sağlayabilelim. Burada normalde son kullanıcının hızlı adaptasyonu dediğimizde işte 1.000 kişilik bir firmayı düşünün. Her birine 1 saat bir eğitim planlasanız 10 saat yani 100 kişiden toplantı olsa bile. Onun yerine yine Teams'e örnek vereceğim. Teams'in arayüzü o kadar son kullanıcı dostu ki bu bizim çektiğimiz tabii sonrasında bizim ekip arkadaşlarımız çok güzel, çok daha derinlemesine videolar çektiler. Ben şimdi kendi çektiğimi söylüyorum. Serkan Hocalar falan harika, Emre Erbulmuş harika içerikler hazırladılar. Onları da anıyorum bir yandan. Diğer taraftan şeyden bahsetmek istiyorum. 10 dakikalık bir videoyla onlarca teşekkür mesajı aldık. Bütün şirketimiz adapte olabildi. Ürünün ne olduğunu anladı ve şu an kullanıyoruz. Yani ilk giriş için hızlı adaptasyon da çok önemli. Peki sonra bu insanlar işte biri Bodrum'a gitti, birisi İstanbul'da, birisi Erzurum'da. Bizim ekip arkadaşlarımızdan biri de şu an oralarda mesela. Buralardan sorunsuz erişmeleri gerekiyor. Mobil telefonlarından erişebilmeleri gerekiyor. İşte iOS musunuz, Android misiniz? Aa biz iOS'a yönelik yapmıştık dememeliyiz. Bu kadar kısa süre içerisinde ürettiğimiz ürünler hem iOS'ta hem Android'de çalışmalı. Çalışmalı, dördüncü madde, stabilite. Yani birisine çalışırken diğerinde durmamalı ürün. Dönüşüm şu an günümüzün herhalde en önemli cümlesi. Ben öyle düşünüyorum. Çok hızlı revize alabilmeli ama çok hızlı. Yani şey, bir saat sonra revize yapıp bir saat sonra herkesin cep telefonundaki uygulamanın güncellenmiş halinin görünebiliyor olması gerekiyor. Bir saat önce bizim için önemli olmayan bir bilgi bugünümüzde ya bu bilgiyi acilen toplamamız gerekiyor ya dönüşebiliyor. Bugüne kadar insanların tatillerini nerede geçirdiğiyle o kadar çok ilgilenmezken, bu sadece basit bir formken, şu an bizim için hayati, bizim çalışanlarımız hangi bölgelerde, o bölgelerde karantina ilan edildi mi, gelebilecekler mi vesaire ya da hangi ülkedeler? O yüzden hızlı revize çok mühim. Bir sisteme geçtiğinizde bu sistemin daha sonraki talepleri karşılayabiliyor olması. Yani yeteneklerin, bunun yetenekleri bu kadar
deyip kalmamalı, devam edebiliyor olması gerekiyor. Ve tüm bunların tabii ki de zaten günümüzde şirketlerin öngöremediği onlarca kalemle karşılaştığı bir süreçteyken çok büyük maliyetlerle karşılarına çıkmamamız gerekiyor. Minimum maliyetler sürmemiz gerekiyor. Keza danışmanlık yaptığım bütün firmalar diyebilirim ki çok köklü firmalardan bahsediyorum. İsmini anmayacağım ama hani ilk 500'deki firmalardan falan bahsediyorum. Bu firmaların çoğunun bizim görüşmelerimizde bu hafta biz bütçe yeniliyoruz dediklerini duyuyorum. Yani bu kadar önemli paranın bu kadar önemli olduğu günlerde minimum maliyetlerle bunları sunmalıyız. İşte ben de diyorum ki bütün bunları biz size Power platformla sunup sizi aynı kaplumbağa gibi hızlandırabiliriz. Üzerinizdeki yük ne kadar olursa olsun bizim sizin için yaptığımız küçücük bir dokunuş sizin bütün ekibinize alıp götürebilecek dokunuşlar. Peki nedir bu Power Platform? Bu kadar çok konuştuktan sonra. Şöyle, ben ürünleri de tanıtmak istiyorum bu sefer. Yani her sunumda bugün ne kadar direkt konuya daldık. Sonra şu son zamanlarda gelen işte biz veri görüntüleme uygulaması yapmak istiyoruz. Power Apps mi kullanacağız gibi sorular geliyor. O yüzden tane tane götürmek istiyorum bu bölümü. Arkadaşlar, eğer amaç sadece veri görüntüleme ise Power BI kullanırız. Ya da sadece küçük inputlarla raporlama almaksa veri tabanlarımızdan, az sonra göstereceğim birkaç örnek, Power BI kullanırız. Fakat amacımız veri tabanına veri girişi yaptırmak, veri tabanındaki verileri düzenlemek, aynı zamanda görüntülemek de tabii ki. İse o zaman Power Apps ile mobil uygulama geliştiririz. Power Apps veri tabanlarına istediğimiz formatta, istediğimiz düzende son kullanıcıların veri girişi yapmasını sağlar. Üstelik ekip arkadaşlarımızdan hangisi anlattı hatırlamıyorum ama hani yetkiler verilmesi gerekiyor, o girsin, bu giremesin. Bu son kullanıcıların hiçbirine bu özel yetkileri tanımlamamıza gerek yok. Onların SQL şifrelerimizi bilmelerine de gerek yok. Onlara özel olarak bir desktop uygulaması, özel olarak ayrıca bir mobil uygulama, iOS için ayrı, Android için ayrı oluşturmanıza gerek yok. Çok basit, az sonra göstereceğim ekranlardan. Hatta şöyle basit. Şu an muhasebeci olabilirsiniz, finansçı olabilirsiniz ama Power Apps'e biraz emek vererek öğrenebilirsiniz. Yani bir yazılım diliyle geliştirilmiyor. Kendine has basit bir dili var. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde geliştirilebiliyor. Bir de bizlerin hızını düşünürseniz, biz sürekli aynı şeyleri yapıyoruz uygulama üzerinde. Zaten altyapımız hazır ve nazır. Dolayısıyla biz burada ürün geliştirdiğimizde normalde bir yazılımla geliştirilen ürünün onda biri sürelerine hatta bazen gerçekten 20'de biri sürelerine falan iş yapıyoruz. Yani geceden sabaha app geliştirdiğimizi biliyorum. Öyle söyleyeyim. Tabii ki bu acil olan app'ler. Daha düzgün app'ler için daha fazla zaman ayırmak gerekiyor. Burada senaryo bazlı durum değişir. Üçüncü Power Platform ailesinin üçüncü üyesi Power Automate. İş akışlarınızı geliştirebileceğiniz ve yine no coding yani sizin özel bir şeyler bilmenize çok fazla bilmenize gerek olmayan bir platform. Ne demek iş akışlarınızı geliştirmek? Eğer patronunuzdan size ekli bir mail gelirse yöneticinizden bu mailin eklerini al OneDrive'ındaki şu klasörün altına kaydet. Ya da Power Apps'le bir tane uygulama yapmış olabiliriz. Ekip arkadaşlarımız işte bazı şeylerin fotoğraflarını yüklüyor olabilir. Her yeni fotoğraf geldiğinde işte o fotoğrafları özel olarak şuraya al. Ya da tamamen şirket bağımsız. Twitter'da şöyle bir tag olursa o tagleri al, şuraya kaydet. Ya onlarca şey var. Ben çok en basitlerini kullandım şu an. Ve dördüncü son üyemiz şu sıralar Gözde. Agentlar, sanal agentlar yine yani sanal agent yazabilir misin deseler bana ben bundan bir yıl öncesinde yok yazamam derdim. Ama şu anda ben çok kısa sürede sanal agentler oluşturabiliyorum. Bu da yine bu ailenin üyesi olması ile ilgili bir durum. Bize işte raporlama mı lazım? Power BI. Mobil uygulama mı lazım? Power Apps. İş akışı uygulaması mı gerekiyor? Bunlarla entegre olabilecek akışlar. Örneğin işte Power BI'de bir kartımız stok değerimizi gösteriyordur. Stok 1000'in altına düştüğünde bu departmana mail at.
Teams'te gönderim yap gibi şeyleri Power Automate ile yapabiliyoruz. Web sitemize ya da şirket içi portalımıza çok sık sorulan sorular olabilir. Pandemiyle ve benzeri şeyle ilgili ya da bizim iş akışlarımızla İK için örneğin. Bu soruları sanal agent'a gömüp verilecek olan cevapları içerisine gömüp daha az soruyla muhatap olmayı sağlayabiliriz. Bizi çok güçlü kılan aslında elimizde bu dört ürünün çok hazır altyapılara sahip olması. Artı Microsoft'la bağlantılı yani Microsoft ürünleri olmasından dolayı Microsoft'un diğer ürünleriyle de çok ilintili çalışıyoruz. Arkadaşlar mesela Microsoft Teams'i anlattılar. Microsoft Teams'e bu bahsettiğim bütün uygulamaları gömebiliyoruz. Böylelikle tek platformdan çalıştırabiliyoruz. Yine dijital dönüşümden bahsettik. Son zamanlarda firmalarda Office 365 geçişlerinin fazlalaştığını görüyorum. Fakat Office 365'in getirilerinin çok farkında değil aslında insanlar. Hani dijital dönüşüm deyince aklımıza sadece büyük uygulamalar gelmemeli. İnsanlar Excel kullanıyorlar. Ya da işte bazı özel toplantıların notlarını bir yerlere almaya çalışıyorlar. Bu noktalarda da çok küçük dokunuşlarla yaptıkları işi yarı sürelere indirebiliriz. Örneğin Office 365'in içerisindeki OneNote'u kesinlikle her firmanın, her departmanın kullanması gerekiyor diyebilirim. Ortada neden hazır var derseniz az sonra birkaç şeyde göstereceğim. Örneğin bir mobil uygulama geliştirmek istediğinizde bunun veri tabanı neresi olsun? Şimdi biz buna şirket içerisinde bir veri tabanı mı ayarlayacağız gibi panikler oluşturmamıza gerek yok. Azure üzerinde depolama sağlayabilirsiniz ve performansı da çok daha fazla olmuş olur uygulamanın. Ya da Power BI raporlarınız için işte veri tabanınıza bağlanacaksınız. Veri tabanınıza yük binecek diye korkmanıza gerek yok. Yine Microsoft Azure üzerinde açılacak olan bir alanla bir ETL görevi gördürebilirsiniz arada. Ve yine bunlar çok teknik şeyler değil. Kabaca böyle bahsetmiş olayım. Bence ürünlerin içlerine girelim birazcık. Biraz bir şeyler yapalım. Arayüzleri görelim. Daha netleşmiş olsun. Örneğin Power Apps'ten bahsetmiştik. Çok hızlı app'ler geliştirilebiliyor demiştik. Microsoft bize bu konuda daha fazla destek oluyor. Power Apps'le ilgilenenler biliyorlar. Zaten içerisinde 30-35 tane ücretsiz uygulama vardı. Microsoft bir de pandemiyle beraber bize de çok sık gelen şeyin app'ini hazır olarak sundu arkadaşlar. Şu an gördüğümüz app hazırda var. Sadece alıp sisteminize gömmeniz gerekiyor. Nasıl bir app? Haberdar etmiş olmak için var bu sunumun içerisinde. Çok sık özellikle Instagram'dan şey sorusu alıyorum. Ya biz şöyle basit bir şey yapacağız. Power Apps'le yapabilir miyiz? Yapabilirsiniz ama yapmayın. Yapılısı var diye cevap veriyorum. Gerçekten şöyle. Bu app'i aldığınızda Share Status diye bir durum paylaşacağınız alan var. Evde misiniz? Out office misiniz? Hangi tarihler arasında bu? Ve bu bilgiyi hangi bir yöneticilerle, kimlerle paylaşmak istiyorsunuz? Seçiyorsunuz. Share dediğinizde anında ekibinizle bu bilgi paylaşılıyor arkadaşlar. Ya da acil bir durum var. Birileriyle iletişime geçmeniz gerekiyor ama kimlerle iletişime geçmeniz gerektiğini bilmiyorsunuz. Burada acil durum kontaklarının olduğu bir şey var. Ya da işte şirketinizle ilgili hangi dönemde artık home office'in biteceğini yayınladılar. Maillerinizin arasından kaçırmış olabilirsiniz ama burada Company News bölümünde bütün haberleri tek bir yerde bulabiliyorsunuz. Ya da şirketinizin sizin için önerdiği önlemler neler? Buralardan anında veri girilmiş verileri okuyabiliyorsunuz. Ya da kendiniz yeni taleplerde bulunabiliyorsunuz. Bu app'in güzel tarafı, biraz sonra linkini göstereceğim nereden alıp sisteminize entegre edebileceğinizi. Bu app'in güzel tarafı, ben bu app'i insanlarla paylaştığımda iOS, Android fark etmeksizin hepsi şu an gördüğünüz gibi görüp aktif ve düzgün bir şekilde kullanabiliyorlar. Ben üzerinde yeni bir yenileme yaptım diyelim. Anında tekrar publish'e basıyorum. İnsanlar cep telefonlarında hemen bunu yeniden görüyorlar. Herhangi bir sürüm beklememize, işte aradan 3 gün geçsin, öyle
güncellenecek dememize gerek yok. Diğer taraftan Power Platform'da yaptığımız her şey aynı zamanda Teams'in içine de gömülebiliyor. Yani aynı uygulamayı dediğim gibi teknik bahsetmeyeceğim. Şu an daha çok yeteneklerden bahsedeceğim. Ama yine çok kolay. Şuradan add deyip ekleniyor gibi bir hikayesi var. Bakın şurada Kriz Communication uygulaması eklenmiş app'in içerisine. İnsanlar desktop app'lerinden de aynı uygulamayı görebiliyorlar. Örneğin işte Company News'i, dünyadan haberleri, yararlı ipuçlarını, işte sık sorulan soruları, acil kontakları falan buradan da kullanabiliyorlar. Diğer yandan hemen akabinde ihtiyaçların netleşmesiyle beraber bir tane de sağlık hizmetleri için acil durum müdahale kaynak takibi yapıldı. Burada da işte hastanelerde öncesindekinden çok daha önemli oldu biliyorsunuz stok yönetimi. Biraz bununla ilgili bir app bu. İşte hangi üründen kaç tane var, kimler izinli olacak, kaç saat izinli olacak, kaç tane hastane, kaç kişi kalacak. Bu app'in biraz öncekinden farkı Power BI tarafının da arkadaşlar hazır veriliyor olması. Yani siz bu app'i kullandığınız takdirde burası da hazır geliyor. Şimdi diyeceksiniz belki biz hastane değiliz. Bunu niye kullanalım? Hastanelere hizmet veren onlarca ERP firması aradı bizi bu süreçte. Kullandığımız yazılımın raporlamasını yapmak istiyoruz diye. Dolayısıyla ihtiyaç çok fazla. Bir de şöyle düşünmeliyiz. Ya böyle bir uygulama bile bu kadar kısa sürelerde bitti. Ve şu an kullanılabiliyor. Kullanan yerler var dünyada da. Demek ki siz gerek bu app'i alıp gerekse sıfırdan kendi ihtiyaçlarınıza yönelik stok takip app'i bile yapabilirsiniz. Bu açıdan değerlendirin. Edelim. Power Automate ve Power BI'den arayüzden bahsedeceğim. Bir de sanal agent var demiştik. Bu nasıl bir şey? İster web sitenize gömün, isterseniz kendi iç portallarınıza gömün. Anında normalde hani web sitelerinde gördüğümüz gibi bir ekran yaratabiliyorsunuz. Peki bu nasıl yaratılıyor? Arka tarafta çok büyük bir kodlama mı var? Burayı görelim. Hayır. Flow yapanlar biliyorlardır. Bakın burada da şu olduğunda yani tetikleyicilerinizi seçiyorsunuz. Bu olduğunda işte hi bla bla denildiğinde ya da şu seçildiğinde sonra soruya göre bu cevapları verdiğiniz sadece yine sürükle bırak ekranlarıyla insanların sorularına yönelik cevapları oluşturabiliyorsunuz. Diyeyim. Genel tanıtım bölümü bu kadar olsun. Şimdi arayüzlerden bahsetmek istiyorum. Hani Power BI dedik, Power Apps dedik. Hiç tanımayan insanlar için konuşuyorum. Bence çünkü hani vakit olsa da böyle 1-1,5 saat Power Platform nedir diye bir video çeksem diye düşünüyordum. Çok büyük ihtiyaç var. Çünkü gerçekten farklı firmalara sürekli bize Power BI'yi anlatır mısınız deyip aynı şeyi anlatmak tansa şurada video var. Bir izleyin sorularınıza cevaplayalım demek daha sağlıklı olacak. Şimdi genelde Power BI ile ilgili ilk sorulan soru biz ayrıca verilerimizi bir yere taşımalı mıyız? Siz bir yerden mi okuyabiliyorsunuz verileri görüntülemek için? Ya da hemen hangi lisans almalıyız diye oluyor. Ben soru cevap bazlı gideceğim arkadaşlar. Çok da süreyi almamak için. Bir de Neslihan sonunda bir söz hakkı istemiş birden. Tamam Neslihan'cığım. Neslihan unutmam umarım. Şöyle söyleyeceğim. Power BI Desktop ücretsiz bir tool. Power BI son kullanıcılarla paylaşılacağı zaman ücretleniyor. Yani siz acilen işte yönetimin görmek istediği daha önceden işte manuel raporladığınız artık ama pandemi süreciyle yönetimlerin çok daha önemli olduğu bir noktada olduğumuz için işte hemen göstermek istediğiniz şeyleri yapmak için raporlamak için lisans beklemeyin. Lisansı paylaşacağınız zaman alırsınız zaten. Oturun hemen bilgisayarın Power BI Desktop'u kurun ve başlayın. Peki verileri nereden çekeceğim? Ya onlarca konnektör var. Konnektör yazılacak mı? Kim yazacak? Ne kadara yazacak? Bunları da düşünmenize gerek yok. Zaten hemen hemen Türkiye'de çoğumuz, az önce kızlar da söyledi, SQL Server kullanıyor, Oracle kullanıyor, SAP kullanıyor. Evet, diğer database'ler de var burada bakın. Bunlara sadece örneğin SAP'ye bağlanmak için ODBC Open
İşte açık kaynak kodlu bla bla diye bir şey var. Onu indiriyorsunuz. Şöyle göstereyim. ODBC Connector Download yazsam işte MySQL için olan var, SAP için olan var. Bunlar geliyor. Bunu indiriyorsunuz sadece ve iki tıkla kuruyorsunuz ve arkasından hemen database'e bağlanabiliyorsunuz. SQL'e bağlanmak için hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken connection bilgilerini bilmek ve ona da bağlanabiliyorsunuz. Bakın hiçbir kurulama falan gerek yok. Sık gelen sorular SQL'e bağlanmak için ne yapmak gerekiyor? Bu database'lere bağlandıktan sonrasında verilerinizi içeriye çekebiliyorsunuz. Tablolar gözüküyor. Aynı anda birden fazla database'e bağlanabilir misiniz? Evet, Power BI için hiç önemi yok. Bütün tabloları içeri aldıktan sonra artık kendi malıymış gibi bakıp aralarında mantıksal ve doğru ilişkiler kurulup tek raporda, tek grafikte farklı raporların, farklı tabloların, pardon, verileri gösterilebilir. Bir yerde CRM'de müşterilerinizin detay bilgileri vardır. Başka bir tabloda işte satış bilgileriniz vardır. Ben 20 yaşla 30 yaş arasındaki müşterilere en çok ne satmışım, onlara yönelik nasıl kampanya oluşturabilirim dediğiniz noktada bunu Power BI yapabilir. Ardından buradaki yetenekleri az sonra söyleyeyim. Burada ben bütün var olan verileri kullanmanın yanı sıra kendiniz DAX dediğimiz Power BI modellemenin dili olan aslında dediğim gibi SAS teknolojilerinde de var olan Excel'e de çok benzeyen, SQL'e de birazcık benzeşen bir dili kullanarak yeni hesaplamalar yaratabiliyorsunuz işte. Tapan müşterinin aldığı blablalar ya da işte geçen yıl kaç satmıştım, bu yıl kaç sattım, yüzde kaç büyüdüm gibi hesaplamaları ekstradan ekleyebiliyoruz. Bunların önceden veri tabanında hesaplanmış olmasına gerek yok. Ekran etkileşim yeteneklerini az sonra söyleyeceğim. Get data'dan bahsettik, data çekmekten bahsettik biraz önce. Bir de sanırım İlay da anlatmıştı. Veri tabanının güvenliğinin öneminden, hani kimler girebilir, kimler yazabilir, kimler değiştirebilir gibi. Power BI, daha doğrusu Microsoft bu konunun bilincinde olarak aslında büyük kurumsal firmaların kanayan yarasına da çare oldu. Normalde ben bir son kullanıcının rapor geliştirmesini bekliyorum Power BI ile beraber. Ama son kullanıcının SQL Server şifrelerini bilmesini istemiyorum. Bu zamana kadar kullandığımız Power BI yapısında GetData'da direkt SQL Server vardı. Ama bakın artık Power BI Data Flows var. Bu Data Flows'lar, ben şöyle kaba taslak haberdar etmek istiyorum size. O yüzden şöyle bir çizim yapacağım. Çizimimin kötülüğü için şimdiden kusura bakmayın. Şöyle yapabiliyor muyum bakalım? Niye çalışmadı? Bir dakika. Şu bizim database'imiz, SQL'imiz olsun. Harika çizimimle beraber. bu da bir şey, raporumuz, desktop uygulamamız. Normalde biz direkt buraya bağlanıyorduk. Bizim gibi yine işte aklımda bir firma var. 500 kullanıcısı var. 500 kullanıcıya da eğitim vermeye çalışıyoruz bu arada. Bunların hepsinin database'e bağlandığını düşünsenize. Acaba bu database bu kadar çok işlemi kaldırabilecek mi? Sürekli refresh'e basıyor bu insanlar orijinal datayı görmek için. Ya da schedule etmişiz. Günde 8 kere database'den otomatik yenileme yapmışız. Dolayısıyla buradaki yük bu hatların kalınlığı kadar artmış oluyordu bugüne kadar. Hem de dediğimiz gibi bu adamların hepsine adam diyorum ama adamı cinsiyet anlamında kullanmıyorum arkadaşlar. Böyle bir günde bunu hiç kullanmamam gerekiyor zaten değil mi? 14 kadın bilişimcinin harika sunumlarının arkasından. Şöyle buradaki insanların da SQL şifrelerini bilmesi gerekiyor normal koşullarda eğer yapıyı böyle kurarsanız. Fakat Data Flow dediğim teknolojiyle beraber hikaye şöyle. Normalde hani araya bir şeyler ETL çalışması yapıyoruz. Düzenlenmiş datayı görsünler diye. Data Flow'la bunu bulut sistemi üzerinde siz yapabiliyorsunuz. Birinci avantajı hani veri tabanlarına bağlandığımızda böyle 150-200 kolon görüyoruz ama pardon burayı fazla çizdim konuşurken. 150-200 kolon görüyoruz ama işin aslı son kullanıcının kullanacağı 10 kolon. İşte o dönüşümü de burada yapabiliyoruz.
Burası da data flow. Nereden yapıldığını göstereceğim az sonra. Mantığını anlatayım ilk önce. Bu data flow'un içerisinde biz dönüşüm işlemlerini yapabiliyoruz. Bu nerede peki? Bulutta. Sonra son kullanıcıyla buranın, yani data flow'un yetkisini paylaşıyoruz sadece. Şuraya küçük insanlar çizelim. Çizimlerimin kötülüğü için kusura bakmayın lütfen. Hem de zaman yok. O yüzden çok yavaş anlatmamaya çalışıyorum. Bu kullanıcılar datayı direkt database'den değil, buradan çekmiş oluyorlar. Yenilemelerini de direkt buradan, örneğin 8 kez diyorum hep pro lisans üzerinden giderek. Bu arada Türkiye'de en çok kullanılan lisans türü olduğu için pro lisanstan bahsediyorum. Detayından ondan da bahsederim. Bu insanlar direkt buraya bağlanmış oluyorlar. Ve burada sadece bir tane hat çizilmiş oluyor. Yani bütün refresh işlemleri bu hat üzerinden gerçekleşiyor. Günde 8 kere ise sadece günde 8 kere 10 kişi var diye 80'e çıkmış olmuyor. Dolayısıyla sadece data flow'u paylaştığım için insanlarla SQL şifrelerini de güvenli bir şekilde tutmuş oluyorum. Ben bu bölüme, yani data flow'a ne koyduysam buradaki herkes sadece orayı görüyor ve benim SQL şifrelerimi de öğrenmemiş oluyorlar. Ve onlarla paylaştığım takdirde GetData'da Power BI Data Flows'a basarlarsa onlarla paylaşılmış olan data flow'ları görüyorlar sadece. Hani günümüzde hızlı adaptasyondan bahsettik ya. Dolayısıyla da bu raporları tek bir ekibin yapmaması, her ekibin kendine lazım olan raporları yapabilmesi söz konusu. Bekleme olmadan yönetimin istediği raporları hızlı görebilmek için. Bunun için de herkese SQL şifresi paylaşmak gerekiyor gibi duruyor. Ama öyle değil. Data Flow teknolojisinden bahsetmiş olayım istedim. Bakın burada ben Data Flow'dan benimle paylaşılan bir tabloyu görebiliyorum. Nereden peki yapılıyor bu iş derseniz, hemen orayı da göstereyim. Power BI servis dediğimiz, Power BI raporlarını görüntülediğimiz bir portalımız var. Bu portalda bir tane grup oluşturmuş olmanız gerekiyor. Yani Workspace. Workspace'lerin içerisinde new diyerek data flow oluşturabiliyorsunuz. Şu an oluşturmayacağım. Aynı GetData dediğimizdeki gibi veri tabanlarınız önünüze dökülüyor. Ve oralardan istediğiniz tabloları oluşturup bir kaynak oluşturmuş oluyorsunuz. Ve böylelikle kullanıcılar oraya bağlanıp oradan rapor oluşturmuş oluyorlar. Power BI yeteneklerine devam edelim. Şimdi ben şöyle şuraya geçeceğim. Bu raporun tamamlandığını düşünüyorum. Son tamamlanmadan öncesinde insanlar eğer cep telefonlarından açarlarsa ne görecekler? Fon layout'tan cep telefonu görüntüsünü de ayarlayabiliyorsunuz. Üstelik yazılımcıları sinir edecek kadar hızlı bir şekilde. Yani bakın şöyle, şunu da kaldırayım. Mesela diyorum ki açtıklarında bu rakam gözüksün, net sales gözüksün, adet gözüksün. İşte sonrasında burada visual'ları da tam görmüyorum ama şöyle. Sonra bu visual gelsin, bu boyutta gelsin. Hatta işte butonlarımızı bile yerleştirebiliyoruz. Az sonra butonları da göstereceğim. Ve şu anda burada dinamik değil. Yani tıkladığımda diğerleri filtrelenmiyor. Ama gerçekte cep telefonu uygulamasında dinamik. Yani insanlar Word'ü seçip Word'ün detayını görebiliyorlar. O kadar güzel. İşte raporumda database'lere bağlandım, tabloları çektim, arka tarafta modelimi oluşturdum. Gerekli yazmam gereken DAX ifadeleri varsa onları yazdım. Web ve layout, fon layout'umu hazırladım. Artık ekibimle paylaşacağım ve paylaştığımda birçok yetenek daha gelecek arkadaşlar. Onları da konuşalım. Süreyi de yetiştiremeyeceğim herhalde. Kısa gideyim dedim ama çok özellik var. Ne yapalım? Kızlar bir de bana geç teslim ettin. Bahar vaktimiz var daha. Tamam, süper o zaman. Azıcık PowerApps'tan da bahsedeyim çünkü. İstediğin kadar bahsedebilirsin. Süper, çok teşekkür ederim. Success dedi, ne yaptı? Bizim bu hazırladığımız Sales Return Sample dosyayı biz hazırlamadık bu arada arkadaşlar. Özellikle Microsoft'un örneğini seçtim ki siz de alıp kurcalayabilirsiniz diye. Open dediğimizde App Power BI Coma bu dosyayı yükledi. Şimdi burası bize ekstra yetenekler sunuyor. Ne gibi? Hani bizim hepimizin sık sık duyduğu bir şey var ya,
Biz rapor hazırlıyoruz. Sonra bu raporun ekran görüntüsünü her sabah saat 9'da yöneticilerimize gönderiyoruz diyorlar. Power BI ile bu devir kapanıyor. Siz saat 9'da başka işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Power BI sizin o yaptığınız işi yapar zaten. Bakın raporumun üst köşesinde subscribe diye bir buton var. Buna bastığımda ben şu an raporu hiç kimseyle paylaşmadığım için tool bölümü gelmiyor. Normalde tool bölümü de olacak burada. Şurada en üstte. Raporun kimlerle paylaşılmasını istediğinizi tool'u subscribe diye değiştirmişler arkadaşlar. Pardon. Önceden de paylaşmışım herhalde. Şurada subscribe bölümüne işte ben infoyu otomatik eklemiş kendimi. Diğer kullanıcılarımı ekleyip mailin subject'ini de yazıp hangi sayfanın ekran görüntüsünün gitmesini istiyorsam onu seçip hangi saatlerde örneğin haftanın pazartesi, salı, çarşamba günleri diğer günler gitmesin. Sabahtan saat 10'da gitsin. İşte tabii Türkiye İstanbul'u seçmeyi unutmayın. Beklediğimiz saatte gitmez o zaman. İçerisinde de raporun linki olsun, tıklayıp bu detayına da gelebilsin derseniz bunu kurduğunuz takdirde zaten onu her sabah gönderecek. Ne dedi? Afili hesapla açmışım, info ile açmışım arkadaşlar. Neyse sorun değil. Bunu yaptığınızda olmuş olacak zaten. Otomatik olarak her sabah bu sayfanın ekran görüntüsü gidecek. Daha sonrasında biraz önce comments'lerin ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. İletişim noktasının ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Raporla ilgili bir durumu gördük diyelim. Comments dedikten sonra sanırım burada Neslihan'a anlatmıştı. Mention'ların önemini. Burada da mention'lama yapabiliyorsunuz. Ve kullanıcının adından bahsettiğinizde kendisine uyarı gidiyor. Böylelikle hani burada bu rakam neden böyle dediğinizde haberdar olup cevap verme şansı doğmuş oluyor. Bütün ürünlerin bir bacağının Teams'e bağlandığını lütfen unutmayın. Şu andaki Teams'te benim buna yetkim yok ama şöyle bakayım tekrardan. Evet yok. Şurada göstereceğim sadece. Buradan ekleyemiyoruz Bahar. Ama Power BI'ın Teams eklentisi var. Evet evet. Sadece şey yapacağım ya. Şurada artı butonu geliyor. Onu söyleyeyim en azından. Bu artıya bastığınızda arkadaşlar içerisinden şeyi soruyor. Power BI mı? Power Apps mi? İşte ne ekleyeceksin? Power BI'yi seçtiğinizde raporlarınız dökülüyor. Ve rapor artık bu ekrana tıklandığında otomatik olarak açılabiliyor. Yani kullanıcılara şey demenize gerek yok. app.powerbi.com'a git. Raporu aç demenize gerek yok. Sizi eklediğiniz Teams kanalında yukarıdaki tablarda ilgili raporu bulabilirsiniz demeniz kafi. Başka herhangi bir şey yapmamıza hiç gerek yok. Artı başka ne yapabiliriz? Yine hani mümkün olduğu kadar Çiğdem Hanım da dedi ya elimizi kolumuzu bizim çekip sistemlerin yapması artık makbul olan. Hani mevcut talepleri çok iyi yapabildiğimiz app'lerden ziyade mevcut talepleri kendi kendine çok iyi yapabilen app'lere ihtiyacımız var. Burada da aynı şekilde son kullanıcılar refresh'e basıp şuradan refresh'e basıp raporu yenileyebilir. Ama biz aynı zamanda bakalım bu hesapla gidebilecek miyim? Bu muydu? Bu değil. Sales and Return Sample. Bulalım. Şuradan bir bakacağım. Tamam. Biz bu bölümden, Schedule Refresh bölümünden arkadaşlar, raporun hangi saatlerde veri tabanına gidip yeni datayı çekip geleceğini ayarlayabiliyoruz. Eğer tabii bu data flow olsa data flow'a gidecek veri kaynağı olarak. Database'e database'e gidecek. Peki bunun için öncesinde ne yapmak lazım? Bir gateway hikayesi var. Yani veri tabanına direkt gitmesi yerine bir köprü aracılığıyla gitmesi ki biraz şirketin karar vereceği bir durum. IT ekiplerinin kurduğu bir gateway olabilir. O gateway'i kullanıcılarla paylaşabilir. Ya da siz kuruyor olursunuz. Buranın detaylarının konuşulması gerekiyor. Sorularınız olursa yanıtlarım ayrıca. Tamam. Oraya çok girmeyeyim şimdi. Ama eğer ki kullandığınız veri kaynağınız şeyse bulut üzerindeyse yani siz Azure SQL'deki bir veri tabloya bağlandıysanız ya da bir deneme yapıyorsunuzdur. Çok var bu da bu arada. OneDrive'daki bir Excel'e bağlanmıştır. O zaman gateway'inize gerek yok. Gateway sadece lokal DB'lerle konuşmak için gerekli olan bir güvenlik katmanı.
Önce gateway'imizi online ediyoruz. Arkasından raporumuzun otomatik yenilenmesini sağlıyoruz ve biz geri plana çekiliyoruz. Şöyle tekrar rapora bir dönelim. Hemen bulacağım raporumuzu. Burası demo ortamı. Peki Power BI arayüzünde kullanıcılar ne yapabiliyor? Hiç oradan bahsetmedik. İşte şöyle interaktif olabilir mi diyorlar. Ya oraları hiç düşünmenize bile gerek yok. Power BI arayüzünde raporlama tool'larında burada yapılamayan hiçbir şey yok. Yani ben örneğin bu gördüklerimi PowerPoint satışları detayında görmek istiyorum. Tıkladığımda her iki raporda PowerPoint detayında gözüküyor. Şu haritayı harita olarak değil, datasını görmek istiyorum. Yanına bir tane buton yaparsınız, visual'a basarsınız, datası gözükür. Örneğin Xbox'ların satışları, PowerPoint'lerin satışları. Sağ taraftaki grafik son kullanıcının kendi talebine bırakılmış. Eğer tablolarınızın isimlerini falan doğru yazdıysanız, biliyorsa şöyle şeyler yapabilirsiniz. Örneğin işte Net Sales Store. Store bazında Net Sales'ları görüyorum. Soldakiyle aynı bu arada. Store olmasın. Segmented Customer segment olsun mesela. Burayı kullanıcının işte size dönüp bana bunu yapar mısın demesine gerek kalmadan Segmented by Pie Chart. Güzel olmaz şu anda pay ama hani görün diye söylüyorum. Nasıl istiyorsa kendisini yapabileceği halde bırakabilirsiniz. Ya da dediniz ki ben bu Power BI'nin satışlarının detayını merak ediyorum. Üzerinde durduğunuzda basitçe bir detay var burada ama siz işte geçen yıl ne satmış, son 5 ay ne satmış, en çok hangi bölgede satmış vesaire istediğiniz bütün detaylarına erişebiliyorsunuz. Bu gördüğünüz tooltip page'den. Ya da tooltip page'in üzerine bakın şey yapamazsınız. Hani sadece gösterim o. Onu da kırmak istiyorsanız, genelde retail sektörünün en sevdiği şey ürün kırılımı detayına gitmek ya da bölge detayına gitmek. Burada da gidebilirsiniz. Bakın drill through sayfaları var. Ben return rate'lerine bakmak istiyorum Power BI'ın dediğimde return rate sayfasına Power BI seçilerek gelmiş oluyor. Yine sorulan sorulardan bir tanesi. Ben işte içerideki bir hesaplamayı dışarıdan son kullanıcının küçük müdahaleleriyle değiştirebilir miyim? Aslında what if senaryoları soruluyor. Elbette değiştirebilirsiniz. Bakın şurada yukarıda what if bölümü var. Siz burayı oynattığınızda normalde ben formülü bozmuş olabilirim şu anda ya da görmüyor olabilirim. Bakayım. Return rate'i 11'e düşürürsem forecast ne olur? Return rate'i işte 37'ye çıkarsa forecast ne olur diye bunun hareketlenmesi lazım arkadaşlar ama desktop dosyasında formülü bozmuş olabilirim. Velhasıl ama yapabiliyor. Öyle söyleyeyim. Hem de çok kolay. Hatta şöyle kardeş olduğumuz için açabilirim diye düşünüyorum. MS altıyla. Açarım değil mi Mustafa Hocam? Şu an izlemiyor olabilir ama. BI Castle sayfasında şurada dinamik measure oluşturma, what if senaryoları. Bakın sadece 5 dakikada anlatılan bir konu. Şu yaptığım şey. Oradan görebilirsiniz. Aşağıdaki grafikte tabulara basarsam eğer datanın kendisini görürüm. Map'e basarsam yine harita biçiminde görebilirim. Ya da harita üzerindeki bir noktaya tıklayıp bakın diğer grafiklerin ona göre değişmesini sağlayabilirim. Ya da istediğiniz gibi küçük tooltipler çıkmasını ya da büyük tooltipler çıkmasını sağlayabiliriz. Bu kadar fazla işlemi gerçekten normal bir raporlamaya göre çok kısa sürelerde yapabiliyorsunuz. Dijital dönüşüm dediğinizde ilk aklımıza gelmesi gereken şeylerden biri bence ben iyi bir veri tabanına sahibim. Tamam okey. Ben her gün çok iyi raporlar çıkarıyorum. Tamam okey. Ama bunları kim yapıyor? Sistemin kendisinin yapabiliyor olması gerekiyor. Ya da bir yönetici bir raporu açtığında istediği tüm kırılımları kendisi görebiliyor olmalı. Yani ekstraları her seferinde aynı kullanıcılardan istemiyor olması gerekiyor. Bu noktada hani Power BI ne demiştim Arzu? Nimetlerden bir tanesi. peki Power Apps ne? Şimdi biz bu uygulamaya bakarken yine örnek bir müşteri de vardı. Buraya bakıp aynı zamanda bir ekibe talepte bulunmak istiyorum demişti.
Veri girişi yapmak söz konusuysa o zaman Power Apps hayatımıza girecek. Şimdi Power Apps'e geçeceğim. Power Apps'e geçmeden burada aklıma gelen bir şeyi söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir tane ders datası açtım. Hani sırf hatırlatmış olayım diye tanıtım gibi yapıyoruz ya şu an. Bu da çok sık geliyor. Power BI alert üretebilir mi diyorlar. Power BI evet, manage alert span belirlediğiniz rakamların üzerine çıkıldığında ya da inildiğinde şöyle bakın. Uyarı sistemleri oluşturabiliyor. Normalde kendisi sadece uyarı sistemi oluşturana mail gönderiyor. Tekrar şuraya tıklayayım. Bir dakika. Yanlış yere tıkladım. Ekran dokunmatik en ufak hareketinle beraber değişiyor. Normalde bir şeylerin üzerine çıkıp indiğinde size mail giderken birazdan Power Apps'tan sonra kısaca söyleyeceğim Power Automate. Onunla beraber siz Teams'te bir kanalın işte bir post bölümüne post bile attırabiliyorsunuz. Hiçbir kullanıcının kontrolüne gerek yok. Peki Power Apps ne? Bu kadar çok Power BI'den bahsettik. Şöyle çok hızlı ondan da bahsedeceğim. Herhalde çeyrek geçe ben tamamlamış olurum diye düşünüyorum. Power Apps de çok kıymetli. Özellikle şu dönemde ilk başta söylemiştim ya hani biz çalışanlarımızın günlük kimlerle temas ettiğini, ofiste kimlerle toplantı yaptığını net bir şekilde görebilmek istiyoruz. Bunlardan toplayabiliriz diyorlar. Tabii ki başka yerlere de yazılabilir ama daha sonradan kolayca raporlanması için düzgün bir şekilde yazılması gerekiyor. Power Apps'le kolaylıkla app oluşturulabilir bunun için. Yani şöyle sadece arayüzü göstereceğim. Bu bahsedilen app bir gün bile değil arkadaşlar. Yapacağınız şey kullanıcının kim olduğunu almak, kimlerle görüştüğünü girebileceği bir alan yazdırmak ve bunun için SQL'de bir tablo açmak ya da SQL dediğime bakmayın. Aynı şekilde burası da onlarca veri tabanına bağlanabiliyor. Bakın OneDrive olur, SharePoint olur, SQL olur. Common Data Service'te kendi veri tabanım var, orası olabilir. İçinde göstereceğim şimdi veri tabanlarını. PowerPoint'e çok benziyor. Şurada sekmelerimiz var. Burada normal renklendirme alanlarımız var. Boş bir tuvalimiz var. İçerisine sürüp de bırakla görmek istediklerimizi oluşturuyoruz. Daha önce bununla ilgili bir eğitim yapmıştık. Şurada database yani bir online ücretsiz eğitim yapmıştık. Sanırım Mustafa Hocamların kanalında da var. Bulabilirsiniz. MS Auto'nun kanalında yani. Şurada bakın data source'ta, connectors'ta arkadaşlar onlarca konnektör göreceksiniz. Bunların her birine bağlanıp içerisindeki veriyi okuyabilir. Aynı zamanda içine veri yazabilirsiniz. Kontrollü veri de yazabilirsiniz. Tabii ki Power Apps planları da var. Yanında bu kristal işaretini gördükleriniz premium plan. Lisans fiyatlarına bakmak gerekir. Ama çoğunu siz direkt basit lisanslarda da kullanabiliyorsunuz. Böyle bir arayüzü kendiniz örneğin işte ben bir text box ekleyeceğim, kullanıcıdan veri girişi alacağım diye kendiniz tek tek ekleyip şuralara basit Excel vari kodlar yazabilirsiniz. Ya da daha da kolayını göstereceğim şimdi bakın saniyeler içinde app oluşacak. Kullanıcıdan toplamamız gereken alanları bir tane Excel'e yazın arkadaşlar. Şuradan yapayım direkt. Ve o Excel'i direkt kaynak olarak kullanın. O kadar basit. Elimde bir tane benim izin datası diye bir tane Excel var. Şimdi oraya bağlanacağım bakın. Start from data yazıyor. Excel online'ı seçtim. Çünkü Excel'de, şey pardon, OneDrive'da. Burada OneDrive'daki dosyalarım gelecek şimdi önüme. Home office izin diye işte kullanıcının adı, izin başlangıç tarihi, izin bitiş tarihi ve izin tipi diye 4 tane alanı var. Sütunu var. Anında bana app oluşacak şimdi. Hem de hem iOS'ta hem Android'de çalışan hem de istediğim bütün şirketteki çalışanlara paylaşabildiğim. İşte oluştu. Kimler talepte bulunmuşlar? Taleplerin detayları neler? Bunlar neler? İsterseniz düzenleyebilirsiniz, isterseniz silebilirsiniz.
İsterseniz yeni talep oluşturabilirsiniz. Bakın ad soyad, bulunacağınız şehir, departman, e-mail. Alanlar fazlaymış bu arada. Burada gördüğümüz alanlar. Bu hep anında oluştu. App'i düzenlemek çok kolay arkadaşlar. Birazcık kurcalarsanız düzenleyebilirsiniz. Kimler girebilir? Bu ayarları yapabilirsiniz ama temel olarak bakın app'iniz temeli saniyeler içinde oluşmuş oldu. Power Apps böyle bir şey. Tabii ki daha kapsamlı bir şey yapmak istersek işte SQL'deki verinin minimuma inmesi için ID bazlı ilişkisel bir veri tabanı kurup onun üzerine app yapmak da bir senaryo olabilir ama çok acil çözümler için işte çok acil sonuçlar. Burada yeni bir kayıt girildiğinde bu kaydın kabul edilip edilmediğini yöneticisi tarafından kontrol edilmesini de sağlayabiliriz. Bunu yapacağımız yer ya da az önce işte Power BI'de alertların kullanıcılara mail atılmasını sağlayacak yerde son haberdar olmanızı istediğim uygulama oluyor. O da Power Automate. O da yine sürükle bırak çalışan bir uygulama arkadaşlar. Yapmanız gereken şey tetikleyicinizi seçmek. Yani her sabah saat 10'da SQL'deki şu tabloyu kabul et. Şu tabloyu kontrol et. İlgili stoklar minimum stok adedinin altına indiyse ilgili ekiplere mail at deyip Power Apps'tan ya da Power BI'den bağımsız şeyler oluşturabilirsiniz. Ya da Power Apps ve Power BI tetikleyici olarak kullanabilirsiniz. Automated Flow, bu son söylediğim. Diğer tetikleyicilerin listesine buradan ulaşabiliyorsunuz. Yani çok basit haliyle Microsoft Forms'ta yeni bir form oluşturulduğunda o kişiye şu maili at diyebilirsiniz. Şimdi basitçe sırf ekranı görün diye başlatacağım. Trigger olarak da Power BI alert'ını seçeceğim. Yaptığınız, önceden kaydettiğiniz alert'lar burada bakın. Örneğin tutar toplamına bir alert oluşturmak istiyorum. Belirlediğim rakamın üzerine çıktığında diye bir kural vardı yukarıda. Onu seçtim. Aşağıda ne olması gerektiğini seçiyorsunuz. Örneğin mail mi gitsin? O zaman Office 365'ten senden e-mail'i seçiyoruz. Kimlere ya da hangi gruplara mail gitmesini istiyorsak onları yazıyoruz arkadaşlar. Buraya da gidecek olan mesajımızı yazıyoruz artık ne gidecekse. En son hangi karttan geldiğini bu uyarının URL'ini koyuyoruz ve save dediğimizde bitiyor. Ya da yeni bir adım daha ekleyip aynı zamanda ilgili ekip kimse o ekiplerin duvarına mesaj gitmesini de sağlayabiliriz. Hangi kanal olsun? BI-Castle kanalının takımının demo kanalına kritik stok uyarısı gönder. Save dediğim anda ve o rakamda bir şey var. Subject yazmamışım. Şurada. Kritik stok yazalım. Şu an ben alert'ı değiştirmeyeceğim. Yani şurayı yükseltmeyeceğim ama hani akışın bu kadar olduğunu söylemek amaçlı save dedim. Şu anda akış bu kadar. Bu bölüm bitti artık yani. Başka bir şey yapmanız gerek yok. Bu kadar hızlı bakın şu akış oluştu. Şunu yapabilirsiniz. Test amaçlı sayıyı yükseltebilirsiniz. Ve çalışıp çalışmadığını şuradaki All Runs bölümünden bakın görebilirsiniz. Bu kadar kolay bir şekilde hem Power Apps'i kullanabilirsiniz, hem Power BI'yi kullanabilirsiniz, hem de bunların birbirleriyle etkileşimleri için Flow'u kullanabilirsiniz. En son Power Apps uygulamalarını da Teams'in içerisinde buraya gömebildiğinizi hatırlatayım. Şu an ekranda MS Outlook'un ekranı açık olduğu için ekleme yapamıyorum. Ama az önce anlattığım gibi buradan artıya bastığınızda Power Apps uygulamalarını da gömebiliyorsunuz. Bir saniye. Bir söylemek istedikleri bir şey var mı diye baktım. Sanırım kapanışı yapabiliriz artık. Sizde çok fazla tutmuş olduk. Ben öncesinde teşekkür etmedim. Sonunda teşekkür edeceğim diye. Bugün bu etkinliğe katılan, emek sarf eden, öncelikle ekip arkadaşlarıma her birine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kıymetli sunumlar yaptılar. Bize bu ortamı sağlayan ve
kadın dediriyle bıkmadan, usanmadan bize destek olan Mert Yeter ve Mustafa Kore hocama çok teşekkür ediyorum. Arka tarafta siz görmüyorsunuz, bizi WhatsApp'tan destekleyen MS Auto ailesine, bütün ekip arkadaşlarım adına yine çok teşekkür ediyorum. Ve bizi dinlediğiniz için sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umarım herkes için faydalı bir etkinlik olmuştur. Yeni etkinliklerde görüşebilmemiz için var olan etkinliklerimizi desteklemenizi bekliyoruz ki daha fazla etkinlik yapmak için biz de heveslenelim. Herkese günün geri kalan kısmı için iyi pazarlar diliyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.